Irak İslam Şam Devleti'nin IŞİD'in Irak'ta ilerleyişi sürüyor. Irak ordusu bir yandan cephede geri çekiliyor, bir yandan acaba Bağdat'ta IŞİD'in eline geçer mi sorusu soruluyor. Kimilerine göre Irak göz göre göre parçalanıyor. Peki bir daha Irak'a muharip kuvvet göndermeyeceğiz diyen Amerika gelişmeleri nasıl takip ediyor? Gerek Amerika Başkanı Barack Obama, gerekse Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin bu sorun yalnızca Irak'ın değil bölgenin de sorunu uyarıları Türkiye için ne anlam taşıyor? Tehdit önceden görülebilir miydi? Ya da gerçekten askeri değil siyasi bir çözümle IŞİD zayıflatılabilir mi? İşte tüm bu soruların yanıtlarını uzman bir isimle konuşacağız bugün. Washington Enstitüsü Türkiye Programı Direktörü Soner Çağaptay canlı yayın konuğum. Hoş geldiniz stüdyomuza. Merhabalar, hoş bulduk. Önce isterseniz genel resimle başlayalım ve aslında Türkiye'yi çok yakından ilgilendirdiği için bu kriz, Türkiye'nin komşularıyla sıfır sorun politikasının aslında bittiğini net bir şekilde gösteren bir kriz mi oldu bu, onu sorayım size ve Suriye ile Irak Türkiye için gerçekte ne kadar büyük bir tehdit teşkil ediyor? Doğru bir tespit, çünkü Türkiye'nin komşularıyla, özellikle Orta Doğu'daki komşularıyla uyguladığı sıfır sorunlar politikasının çöktüğünü gösteren bir tespit. Türkiye'nin hiçbir komşusu kalmadı. Suriye hükümetine karşı rejim değişikliğini öneren bir politikayı destekliyor Türkiye. Esad rejimine karşı aslında dolaylı da olsa bir iç savaş politikasının arkasında. Irak'la ilişkileri kesildi. Irak ve Bağdat hükümetiyle son derece gergin ilişkiler var. İran'la da hem Suriye'de hem Irak'ta rekabet içinde. Dolayısıyla Türkiye'nin bölgede hiç komşusu kalmadı ve aslında şunu söylemek lazım. Belki sıfır sorunlar politikası çöktüğü gibi Türkiye'nin bölgedeki tek komşusu şu anda Suriyeli ve Iraklı Kürtler herhalde. Şimdi tam bu konuya değinmişken siz aslında Türkiye'nin Kuzey Irak'la son yıllarda değişen ve gelişen ilişkilerini çok yakın takip edip bu konuda yazılar da yazan bir isimsiniz. Ve aslında IŞİD'in Türkiye'ye bir tehdit oluşturup oluşturmadığının bu kadar tartışıldığı bir dönemde şunu merak ediyorum. Acaba Kuzey Irak Türkiye için bir tampon oluşturabilir mi böyle bir tehdit karşısında? Şimdi Türkiye şunu gördü. IŞİD'in Musul'daki başkonsolosluğa yaptığı saldırı ve oradaki diplomatik görevli, güvenlik görevlileri ve ailelerini esir almasından sonra şunu farkına vardı ki aslında bir süredir ihmal ettiği bir mesele, Suriye'deki radikal unsurların, IŞİD gibi unsurların Türkiye'ye yönelik Ankara şimdiye kadar bir tehdit oluşturmayacağını düşünüyordu. Bunların başkaları için tehdit olduğunu düşünüyordu ve bunların Türkiye'den geliş geçişine belki de biraz da o açıdan destek olmasa bile yeşil ışık yakmıştı. Bu siyaset artık bitecek önümüzdeki günlerde. Belki rehineler kurtarıldıktan sonra bitecek. Belki Ankara onun bitmesini bekliyor, sürecin bitmesini bekliyor IŞİD'e karşı tavır almadan önce. Ancak Türkiye artık IŞİD'in kendisine karşı bir tehdit oluşturduğunu gördü. IŞİD de Türkiye'nin kendisine kadar şu ana kadar gösterdiği toleransa rağmen Ankara'ya karşı bir saldırı yaptı Musul'daki hareketiyle. Bundan ne çıkartmak mümkün? IŞİD belki de Türkiye'nin anlayabileceği kadar yeknesak bir örgüt değil. Belki Türkiye'nin bu örgütün bazı kısımlarını anlıyor, bazı kısımlarına hakim olduğunu düşünüyordu. Ancak bu Türkiye'nin belki de görebileceğinden çok daha derinliği olan, genişliği olan bir örgüt ve aslında ciddi bir bölgesel tehdit. Durum böyleyken Suriye ve Irak'ın merkezi bölgelerinde IŞİD Taliban'a benzer bir varlık gösteriyorken Türkiye tabii Suriye ve Irak'a bakarken artık kendisiyle bu IŞİD'in kontrolü altındaki bölgeler arasındaki Kürt varlığını bir tampon bölge olarak görüyor. Bu da bize şunu sonucu ortaya çıkartacak bizim için. Şimdiye kadar Irak'ta Kürtlerle yakın iktisadi ilişkiler kurmuş olan Ankara bundan sonra bu ilişkide bir de güvenlik boyutunu ekleyecek ki Kürtlerin kendisine karşı Irak'taki istikrarsızlığa karşı Ankara ile bu bölge arasında bir tampon bölge oluşturma ihtimalinden dolayı. Şimdi buradan isterseniz aslında çok ilginç bir şey söylediniz. Tam Amerika'nın politikalarına geçelim diyecektim ama bunu da size sormak isterim. Türkiye belki IŞİD'i tam olarak anlayamadı dediniz. Çok ilginç aslında Amerika'da Dışişleri Bakanları yetkililerinin gazetecilere yaptığı açıklamalarda dün çok ilgimi çeken bir nokta vardı. Amerika'da daha önce IŞİD'i bir terör örgütü olarak nitelendiriyordu. Dün Kerry'nin ziyareti sırasında bazı adını açıklamayan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri hayır bu bir ordudur dediler. Yani Amerika'nın da aslında biraz kafası karışmış gibi ne kadar anlayabildi dünya aslında IŞİD'i. Belki de şu benzerliği kullanmak lazım. Nasıl ki 11 Eylül döneminde ve daha sonraki yıllarda Afganistan'da bir Taliban vardı, bir El-Kaide. Taliban Afganistan'da varlığı olan, orada tabanı olan, oradaki bazı sosyal meseleler üzerine kurulmuş olan bir örgüttü. El-Kaide ise dışarıdan gelmiş, gezici, geçici bir örgüttü. Suriye'deki durum biraz buna benziyor. Nusra cephesi gibi örgütleri El-Kaide'ye benzetmek mümkün. Onlar dışarıdan gelen, tekrar dışarıya gidebilecek olan cıva gibi akıcı örgütler. IŞİD böyle değil. IŞİD Taliban gibi, nasıl Taliban Afganistan'da varlığı vardı. Suriye'de varlığı olan, orada kalmak isteyen, orada devlet kurmak isteyen bir örgüt. İşte Türkiye için belki büyük tehdit oluşturmasının sebebi bu. Bugün var, yarın yok değil. Bugün var, yarın da var olacak bir örgüt. Çünkü amacı Suriye ve Irak'ın orta ve merkezi bölgelerinde bir devlet kurmak.
Yani bölge ülkelerinin bu gerçekle birlikte yaşaması gerekecek ve buna karşı bir önlem alınacak. Irak ve Suriye belki de artık geriye dönüşü olmayan biçimde dönüştü. İki ülkede de Taliban'a benzer bir varlık ortaya çıktı. İşte bu da aslında belki de Türkiye'nin Kürt politikasının dönüşmesinin yolunu açtı. Irak ve Suriye geriye dönüşüm olmayan biçimde dönüştüğü için Türkiye'nin de Kürt politikası belki artık geriye dönüş olmayan biçimde evrilmeye başlandı. Ve yavaş yavaş Türkiye bölgedeki Kürtleri kendisi için en ciddi müttefik olarak görmeye başlayacak. Şimdi bütün bu kriz başladığında aslında Irak ilk önce gözlerini Amerika'ya çevirmişti. Bir askeri müdahale olabilir mi? Aslında yardım için Amerika'ya döndü. O yüzden isterseniz şimdi biraz da Amerika'nın politikasını değerlendirelim. Özellikle Dışişleri Bakanı John Kerry Irak'ta. Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın bugün Başbakan Erdoğan'la görüştüğü belirtildi. Telefon görüşmesi yaptı. Ancak bütün bu krizde ortak kanı aslında Maliki hükümetinin Sünnilere yönelik politikalarının bütün bu krizi getirdiği, IŞİD tehdidini getirdiği yönünde. Çözümse ancak siyasi olabilir. Evet. Vurgusu var Amerika tarafından da. Katılıyor musunuz? Şimdi Obama hükümetinin Orta Doğu politikası ve dış politikasının aslında bir temel kıstası var. O da askeri müdahaleden kaçınma. Askeri müdahaleden kaçınıldığı sürece Obama dış politikasının başarılı olduğunu düşünüyor. Suriye'de bütün baskılara, Amerikan iç kamuoyu ve dışarıdan gelen isteklere rağmen bir askeri müdahale bulunmamış olmasını başarı hanesine yazmış durumda. Irak'ta da her ne şekilde olursa olsun askeri müdahaleden kaçınmak istiyor. Bundan dolayı Amerika ilk IŞİD krizi başladığında ortaya çıkan müdahale önerilerine çok ciddi cevap vermedi ve tekrar siyasi kanala çekti işi. Siyasi kanalda da bir çözüm ihtimali var. O da şu, Maliki hükümeti kapsayıcı bir hükümet olmadığı kesin. Bu hükümet Irak'taki nüfusun azınlığını oluştursa bile o Irak'ın demografik olarak parçası olan Sünni Arapları dahil etmediği ve onları aslında üzerine baskı rejimi kurduğu için belki de IŞİD'in yükselişine zemin hazırladı. IŞİD'i yaratmadı ama yükselişine zemin hazırladı demek mümkün. Amerika bunu böyle görüyor. Bu konuda aslında Ankara ile Washington arasında bir bence hemfikirlik var. Benim burada yaptığım temaslardan edindiğim izlenim de bu. Belki de bu konuda aslında siyasi bir çözüm için arayış var. O da nedir? Maliki'nin daha kapsayıcı olması ya da Maliki'nin olmadığı bir Irak hükümetinin kurulması. Ancak soru şu burada şu. Amerika bunu Maliki'den isteyebilir mi? İsterse Maliki üzerinde yaptırma olanakları nedir ki Maliki Amerika'yı dinlesin? Amerika'nın Irak'ta askeri varlığı yok. Askeri varlığı olmadığı için Maliki önerebileceği net bir savunma kalkanı yok. Dolayısıyla ona şu pazarlık önerisiyle gidemiyor Washington. Biz seni koruyacağız. Karşılığında sen de geçici olarak geriye çekil diyemiyor. Çünkü Amerika'nın Maliki'yi koruyacak askeri gücü yoktu. Bundan dolayı siyasi bir çıkış yolunu net olarak bulmadığını düşünüyorum ben. Peki Amerika 300 askeri danışman gönderiyor. Siz de vurguladınız aslında bir muharip güç tekrar göndermeyecek. Tabii. Suriye politikasına benzer bir politika belki burada da devam ettiriyor olacak. Ve askeri müdahaleler nihai bir çözüm sağlamaz vurgusu var. Hı-hı. Sürekli Başkan Obama'nın konuşmalarında da. Acaba Obama içeride siyasi olarak bu tehdidi aslında geç görmekle ve yanlış yanıt vermekle de suçlanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz buraya yönelik politikası konusunda? İçerideki bu eleştirileri haklı buluyor musunuz? Tabii Amerikan dış politikasında Obama'nın Suriye'de, Ukrayna'da, Irak'ta geç kaldığı yönünde çok ciddi eleştiriler var. Ancak bence Amerikan Başkanı Obama'nın vizyonu Amerika'nın iç siyasi yapısını, sosyal, kültürel, iktisadi yapısını değiştiren bir başkan olarak anılmak istiyor. Amerika'nın dış politikasında büyük kazanımlar elde eden, büyük savaşlar kazanan, büyük devrimler yaratan başkan olmak istemiyor. Ve dış politikadan mümkün olduğunca imtina ediyor. Bundan dolayı ben Irak krizindeki gelişmelerden sonra bile Irak'ın dışında kalmak istediğini düşünüyorum. Amerika'nın muharip kuvvet göndermeyeceğini. Ancak şunu da tespit etmek lazım. Nasıl Türkiye için Musul'daki rehineler krizi çözüldükten sonra IŞİD'e karşı daha sert önlem alacağı tespitini yaptık. Amerika da belki bunu bekliyor. Belki biraz aslında bunu da beklemiyor. Kendi önlemlerini almaya başladı. İnsansız hava uçakları dahil olmak üzere Türkiye'den, Ürdün'den, Irak'tan, başka yerden kalkacak uçakların IŞİD'e karşı kullanılma ihtimali çok ciddi. Çünkü bu örgüt az önce söylediğimiz gibi bir örgüt değil, bir devlet. Irak ve Suriye'nin büyük arazisine sahip bir devletçik şu anda. IŞİD'in kontrol ettiği alan Irak'ta Portekiz büyüklüğünde. Belki idaresi altında bulunan nüfus milyonlar boyutunda. Dolayısıyla bir de elinde petrol rafinerileri, iktisadi kaynakları var. Suriye'de petrol kuyularını ele geçirdi. Dolayısıyla bir devlet, bu devletin iktisadi yaşama alanı mümkün. Coğrafi olarak arazisi geniş, nüfusu var. Ve bu devletin oluşmasını belki Amerika bundan sonraki siyasetiyle askeri olarak engellemeye çalışacak. Amerika'da istihbarat uzmanlarının ve askeri uzmanların altını çizdiği bir nokta var. Siz bu konuya değindiniz. Görüşünüzü almak isterim. Özellikle IŞİD'e karşı bir operasyon yapmanın, örneğin insansız hava araçları çok zor olduğunun da altını çiziyorlar. Çünkü üniformalarıyla gezen böyle bir düzenli ordudan bahsetmiyoruz. Sivil nüfustan ayırmak da çok zor. Bu anlamda başarı ne kadar sağlanabilir acaba? Belki bir başarı yolu şu. IŞİD'in az önce bahsettik.
yükselmesine zemin veren bazı politikalar mevcut Irak'ta. Yaratan politikalar değil, IŞİD dışarıdan bölgeye gelse bile bir ideolojiye sahip olan ve bunu takip eden insanlardan müteşekkil, son derece ideolojik ve dogmatik bir grup. Ama kendisine taban oluşturmuş durumda. Bu taban özellikle Kuzey Irak'ta ve Merkezi Irak'ta yaşayan Sünni Araplardan müteşekkil. Bu Araplar için çok ciddi bir sorun var. Onlar için yeni Irak kapsayıcı, demokratik, onları içeren bir Irak değil. Yeni Irak Maliki'nin idare ettiği, Şiilerin baskın olduğu, hatta baskıcı olduğu, Sünnileri tümüyle dışlayan bir Irak. Dolayısıyla IŞİD'in bir zemin oluşturduğu kitle var ki bu kitle içinde IŞİD'le ideolojik olarak hiçbir yakınlığı olmayan ama sadece Sünni olduğu için Irak'taki iktisadi ve siyasi yaşamdan izole edilen gruplar var. Bu grupların IŞİD'den yalıtılması, ayrılması ya da onlarla IŞİD arasında bir fark yaratılması mümkün. İşte bu farkın yaratılması için de Irak'taki Sünni aşiretler, eski Bağızcı gruplar dahil olmak üzere şu anda IŞİD'le beraber hareket eden ama aslında IŞİD'in ideolojisine hiçbir şekilde saygı duymayan grupların IŞİD'den ayrılması için siyasi olarak girişimlerde bulunması lazım. Bunu Türkiye yapabilir mi? Türkiye'nin Kuzey Irak'ta ve Irak'taki Sünni Araplar arasında bir miktar ağırlığı var. Amerika yapabilir mi? Çok emin değiliz. Belki Türkiye'nin Amerika'nın Irak hükümetinin beraber yapması gerekecek. Ama onun için de Türkiye ile Irak hükümeti arasında bir mesai arkadaşı olması lazım. O yok. Türkiye ile Irak hükümeti arasında 2010'dan beri ilişkiler son derece kötü. Az önce bahsettik. Irak'ta her ne kadar Türkiye'nin büyükelçiliği olsa bile esamesi okunmuyor diyebiliriz. İşte bu açıdan bu süreçte Türkiye'nin dahil olması Bağdat açısından çok mümkün görünmüyor. Şimdi ilişkileri iyi gitmeyen aslında iki ülkeden daha bahsedelim. Bu denklemin içinde bir de İran var. Tabii. Son dönemde Amerika ile bir askeri işbirliği olabilir mi gibi iddialar ortaya atılıyor. Tabii ki her iki taraf da bunu öyle bir şekilde doğrulamış değil ama ne düşünüyorsunuz İran'ın rolü konusunda? Şimdi aslında Amerika'nın bölgede bir İran'la büyük bir pazarlığı var şu anda. O da nükleer konuda yürütülen müzakereler. Bunları duymuyoruz. Bu müzakereler iyi gittiği anlamına geliyor. Kötü gitseydi şimdiye kadar çökmüş olurdu duyardık. Müzakerelerde ne çıkacak? Irak işte nükleer projesini donduracak ya da bunu şeffaf hale getirecek, bir bomba yapmadığını tespit ettirecek biçimde. Ve işte bu büyük anlaşma, Grand Bargain olduğu takdirde bunun karşılığında Amerika'nın belki de bölgede İran'la daha çok çalışabileceği saptamasını yapan uzmanlar var. Aslında bu Ankara için korkutucu bir senaryo. Çünkü Ankara, Irak, İran'la adı konulmamış olsa bile tatlı rekabet, hatta acı rekabet içinde. Suriye'de Ankara'nın desteklediği muhalif gruplar, İran'ın desteklediği rejime karşı savaş içindeler. Irak'ta Türkiye'nin desteklediği kuzeydeki Kürtler, İran'ın desteklediği merkezi hükümete karşı siyasi bir rekabet içindeler. Türkiye ile İran arasında aslında Irak'ta ve Suriye'de ciddi bir rekabet mevcut. İşte bu rekabet sürerken Türkiye, Amerika'nın İran'la bir anlaşma yaptığını görürse, belki de İran'ın kendisine tercih edeceğini düşünür. Ve daha da fazla bölgede bir stratejik yalnızlık içine düştüğünü düşünecek. Belki de Ankara böyle bir pazarlığın ortaya çıkmasını çok da istemiyor demek mümkün. Bu stratejik yalnızlığın olmaması için Türkiye şu anda acaba herhangi bir önlem alıyor olabilir mi? Sadece İran konusunda demiyorum bunu ama hani çok dostluk almadığından bahsettik bölgede, sorunlardan bahsettik. Kürtlerle yakınlaşması, Irak ve Suriyeli Kürtlerle yakınlaşması herhalde Türkiye'nin uzun vadeli çıkarları açısından son derece akılcı bir yaklaşım. Çünkü bölgede hiçbir müttefiği, dostu kalmayan Türkiye'nin Irak ve Suriye'den çekildiği gibi bu ülkelerde gittikçe büyüyen istikrarsızlığa karşı bir set çekmesi gerekiyor sınırına. İşte Kürtler bu seddi Türkiye'ye sağlayacakları için son derece faydalı. Türkiye'nin son dönemde NATO ile yakınlaşan ve sıcaklaşan ilişkileri bu açıdan önemli. Çünkü NATO ittifakının Türkiye'ye sağladığı askeri, istihbarati ve teknik olanaklar dünyanın hiçbir ittifakında ve kuvvetinde yok. Türkiye belki bunlar sayesinde şimdiye kadar Suriye ve Irak'tan gelecek tehditlere karşı kendisini koruyabildi ve bunlar sayesinde bu tehditlerden kendisini koruyacak. Aslında NATO'nun Türkiye'deki kıymeti arttı, daha da artacak demek mümkün önümüzdeki günlerde. Çünkü Türkiye'nin NATO'nun kendisinin ne kadar kıymetli olduğunun farkına vardı ve önümüzdeki günlerde bunun daha da farkına varacak. IŞİD varlığından kendisini koruması için istihbarat kaynaklarına, teknolojiye, insansız hava uçaklarına ihtiyacı olacak. Bunların hiçbirisi Türkiye'de yok. Bunlar NATO'da ve NATO'nun en büyük kuvveti olan Amerika'da var. Çok kısa sadece son bir dakikamızda sözü size bırakayım o konuda. IŞİD'in özellikle en büyük petrol rafinerisini Bağdat'ın kuzeyinde Beyci'yi ele geçirdiği haberleri geliyor. Bu petrol konusu zaten Kuzey Irak'la Türkiye'nin ilişkilerini çok belirleyen bir konu. Ancak bu kadar önemli enerji merkezlerini ele geçirmeye devam ettikçe acaba işi biraz daha zorlaştıracak mıdır? Kesinlikle. Çünkü bu her zaman da bir iktisadi altyapı oluşturacak bağımsızlık için.
Dolayısıyla şunu belki söyleyebiliriz. Amerika'nın Irak hükümetine her ne kadar Maliki ile Obama'nın arası çok iyi olmasa da, çünkü Amerika'da aslında Ankara'nın söylediklerini çok açık olmasa da söylüyor Maliki. Irak'taki sürecin bir kapsayıcı süreç olması gerektiğini, Maliki'nin bunu başaramadığını ve belki de Maliki'nin içinde olmadığı bir siyasi formülle Irak'ın tekrar bir araya getirebileceğini düşünen bir siyasi felsefe var burada ortaya çıkan. Bu böyle söylenmişken tabii ki şunu da söylemek lazım. Kısa vadede Amerika Maliki'ye de yardımcı olacak. Yardımcı olacağı birkaç konu var. İşte birincisi asker uzmanlar yolladı. Bunlar ona strateji konularda önemli tavsiyelerde bulunacaklar. İkincisi de belki de IŞİD'in ele geçirdiği ekonomik kaynaklarının, büyük kaynakların ondan geri alınması. Örneğin rafinerinin geri alınması için yardımda bulunacak. Önümüzdeki günlerde Irak Hükümet Kuvvetleri Beyce rafinerisini geri alırsa bu bir sürpriz olmayabilir. Bunun arkasında Amerikan desteği de olabilir. Sayın Çağatay, çok teşekkür ederiz geldiğiniz ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün Washington stüdyolarından yapılan canlı yayında konuğum Washington Enstitüsü Türkiye Programı Direktörü Soner Çağaptay'dı. Irak'taki krizi ve olası senaryoları konuştuk.